Ayça arkadaşlarıyla izci kampına katılmıştır. Kamp kurduktan sonra etrafı tanımak ve yenilebilecek bitki bulmak için ormanın derinliklerine doğru gitmişler ve kamp alanını kaybetmişlerdir. Yollarını bulmak için kuzeyi gösterecek bir ipucu aramışlardır. Ayça'nın aklına ağaçların yosun tutan yüzünün kuzeyi gösterdiği gelmiş ve arkadaşlarıyla yosunlu ağaç aramaya başlamışlardır. Ağaç üzerinde oluşan bu canlı hakkında aşağıdaki bitkilerden hangisi doğrudur? Yosun için yorum yapacağız. Küf mantarlarının neden olduğu bir olay değildir. Yanlıştır. Kendi besini kendi üretebilen bir çiçekli bitkidir. Hayır, yosun çiçekli bir bitki değil, çiçeksiz bitkidir. Sadece ağaç yüzeyinde yaşamazlar. Çok yerde yaşayabilirler. O yüzden cevap C olacaktır. Her canlının vücudunda farklı görevlere sahip yapılar bulunur. Örneğin kemiklerden oluşan iskelet canlı vücuduna şekil verir ve vücudun dik durmasını sağlar. İskeletin işlevi göz önüne alındığında iskeleti bitkilerdeki hangi kısma benzetebiliriz? Vücudun dik durmasını sağlar ve şekil verir demiştik iskelet için. Aynı bu görevi yapan, bitkinin de dik durmasını sağlayan, tüm organlarını taşıyan kısım gövde olduğu için cevap B olacaktır. Şekilde verilen yapı hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Şekilde verilen yapı bitkinin kök kısmıdır. Köktür bitkiyi toprağa bağlar, besin ve oksijen üreterek bitkinin yaşamasını sağlar. Besin ve oksijen üreten kısım yaprak olduğu için yanlıştır. B de gövdedir demiş. Zaten yanlış. C'ye baktığımızda köktür topraktan aldığı su ve minerallerle bitkinin ihtiyaçlarını karşılar. Doğrudur. Gövdedir besin ve oksijen üreterek bitkinin gelişimine yardımcı olur demiş. Gövde olmadığı için cevap C olacaktır. Öğrencilerin yorumlarından hangisi hatalıdır? Sercan'ın sınıfa elinde bir yaprakla geldiğini gören öğretmeni, "Bana yaprak hakkında neler söyleyebilirsiniz?" demiş ve bunun üzerine aşağıdaki cevapları almıştır. Duygudan başladığımızda bitkilerin türüne göre şekil ve büyüklüğü değişebilir. Evet doğrudur. Bütün bitkilerde terleme, gaz alışverişi, boşaltım, besin ve oksijen üretiminde görevlidir. Evet yaprağın görevidir. Üzerinde damarlar ve küçük gözenekler bulunur. Doğrudur. Ancak halkın ifadesine baktığımızda sadece çiçekli bitkilerde bulunur ve terleme yapar. Besin ve oksijen üretiminde görevlidir. Yaprağın görevi budur ama sadece çiçekli bitkilerde değil, tüm bitkilerde bulunacağı için cevap Hakan olacaktır. Görselde verilen canlı hakkında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? İğne şeklindeki yaprakları sayesinde besin ve oksijen üretir. Doğrudur. Çiçeksiz bitkiler grubunda olduğu için tohum ve meyve üretmez. Yanlıştır. Kökü sayesinde topraktan su ve mineral ihtiyacını karşılar. Doğrudur. Çiçekli bitkiler grubunda olduğu için tohum ve meyve üretebilir. Doğru bir ifadedir. O yüzden cevap B şıkkıdır. Bir bitkinin temel kısımları aşağıdaki görselde işaretlenmiştir. Buna göre bitkinin temel kısımlarından hangisinin görevi yanlış açıklanmıştır? D şıkkından başlayalım. Çiçek bitkinin üreme organıdır. Doğrudur. Gövde kısımlar arasında madde iletiminde görevlidir. Doğrudur. Yaprak besin ve oksijen üretiminin yanı sıra terleme, gaz alışverişi ve boşaltımda görevlidir. Doğrudur. Kök, bitkinin toprağa tutunmasını ve topraktan besinlerin hazır olarak almasını sağlar. Yanlıştır. Çünkü bitkiler kendi besinlerini kendileri üretirler. Cevap A şıkkı olacaktır.